Şimdi Türkiye'de diyelim ki organize suç unsurları var. Bir, Arjantin'de Türkiye'nin en önemli organize suç unsurlarından bir tanesi Serkan Kurtuluş'u yakalattırdık. Hala hapiste. Orada Deniz Camgöz'ü yakalattırdık. Hala orada. Yine bu konuda önemli adamlardan bir tanesini daha yakalattırdık. Binali Camgöz, Balkanlar'da. Yine Mehmet Sabri Şirin'i kırmızı bültenle aranıyordu. Yine yakalattırdık. Yine takip ettik. Bunlar hep Interpol'ümüzle beraber takip ettik. Bunların hepsi polis başarısıdır. Emniyet başarısıdır. Ve bunları yakalattırdık. Barış Boyun diye İtalya'da yakalattırdık. Daha geçen günlerde adli kontrolle serbest bırakıldı. Meselenin peşindeyiz ve takip edeceğiz. Önemli bir suç organı. Bunlar niye Türkiye'nin dışına çıkıyorlar? Niye dünyalı? Bunlar buradaydılar. Serkan Kurtuluş buradaydı. Binali Camgöz buradaydı. Deniz Camgöz buradaydı. Mehmet Sabri Şirin buradaydı. Barış Boyun buradaydı. Niye? Niye Türkiye'nin dışına çıkıyor? Aslında herhalde kaynak devam edeceğim. Volkan Rençmer'i yakalattılar. Hepsi orada. Bu İstanbul'daki ona da geleceğim. Olaylardan bahsediyor herhalde. Ona da geleceğim. Şimdi böyle onlarca insan şu anda yabancı ülkelerin hapishanelerinde ve bu hep bizim takibimizle sağlandı. Biz Türkiye'yi nasıl uyuşturucu illeti, terör illeti, organize suç illetinden de bir şekilde atacağız. Başka mafyalar var. Onlar da başka ülkelerde. Hepimiz görüyoruz. Yaşıyoruz. Niye dikitler Türkiye'den? Niye? Çünkü kimseye hayat hakkı vermiyoruz burada. Çok net. Ama bundan rahatsızlık var. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Ben sivil siyasetçi bir adamım. Türkiye istikrarsızlaştırılmak istenebilir. Ne demek? Bu birazcık daha açabilir misiniz? İstikrarsızlaştırılmak istenebilir. Ne eliyle istikrarsızlaştırabilirsin Türkiye'yi? Ekonomi eliyle istikrarsızlaştırabilirsin. Çeteler eliyle istikrarsızlaştırabilirsin. Bazen İşte yargı, emniyet darbesi gibi 17-25 Aralık'ta yaptığın işlerle. Şu an ne yapılmaya çalışıldığını düşünüyorsun? Şimdi organize suç çeteleri üzerinden de Türkiye istikrarsızlaştırılabilir. Yani fotoğrafını asarsın, dersin ki bu hakim, şu böyle, şu böyle. Bunu ortadan kaldıran bir Türkiye var. Bu eski Türkiye'de kaldı. Şimdi bunu yeniden gündeme getirip eski hafızaları tazelemeye çalışan yeni bir iftirayla Türkiye karşı karşıya. Yani bunlara gayri kanuni para kazandırırsın. Ondan sonra da bunları kendi istihbarat yapımından korursun. Ondan sonra da kullanırsın. Bu kadar açık ve net. Ve biz buna fırsat ve engel vermiyoruz. Türkiye içerisinde de bu tip çeteler gelmeye başladı. Eskiden de vardı. Bugün değil. Size onlarca eskiden olan isim sayabiliriz. 2017-2018'den itibaren bu işi görünce Bulgaristan'ın en önemli aradığı adamlardan bir tanesini yakaladık, Bulgaristan'a iade ettik. Adamlarıyla beraber. Dimitar Zelyaskov. Türkiye'deydi. Yabancı bir pasaportla geldi, sahte bir pasaportla geldi. Yakaladık, Bulgaristan'la işbirliği yaptık ve onlara gönderdik. Biz bunlara gönderiyoruz ama Türkiye'deki o terör iadelerinde konuşalım muhakkak Sayın Bakan. Tabii. Nadir Salifov, yani bu Loto Guli denilen adam. Bu dünyanın en önemli mafyalarından bir tanesi. Türkiye'ye gelmiş. Başka bir pasaportla gelmiş. Türkiye'de duruyor. Bunu yakaladık. Bununla hikayem çoktur. Bunu yakaladık. Bunu geri gönderme merkezine aldık. Deport edeceğiz. Bu mahkeme kararı aldı. Geri gönderme merkezinden bırakılması, Türkiye sınırının dışına çıkarılmaması. Ne demek istiyorlar biliyor musun? Adam Türkiye'de yaşasın dediler. Mahkeme kararına uymadım. Bu adamı geri gönderme merkezine tuttum. Mahkeme kararına uymadım. Geri gönderme merkezine tuttum. Ve geri gönderme merkezinden bu adamı deport ettim. Böyle bir adam Türkiye'de kalamaz. Arkadaşlarım şahittirler. Herkes şahittir. Sonra adam kaçak bir şeyle beraber Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'ye bir gemiyle beraber geldi. Türkiye'de farklı bir pasaportla ismini değiştirmiş. Yani kanun olarak ismini değiştirmiş. Yeni bir pasaportla Türkiye'ye kaç günlüğüne geldiğini bilmiyorum. Oradaki bir çatışmada öldü. Gitti. Su tesisi su yolunda kırıldı. 3. Jovan Vukotić. Sırbistan İçişleri Bakanı. Ya Türkiye'de böyle bir adam olabilir. Bunu bir arar mısınız? Bulabilir misiniz? Dedi. Belki sahte bir isimle pasaportla kalıyor. Biz bunu bulduk. Bulduğumuz tarih 2018 yılı. Antalya'da. Hatta resimlere çıktı. Şöyle şortla beraber bizimkiler yakaladılar, resimleri çıkarttılar. Şunu söyleyeyim Türkiye'ye.
Bundan Sırbistan o kadar korkuyordu ki bunu buraya almaya gelen kişi bir bakan yardımcısı eğer bu beni görürse beni öldürür. Ne olursunuz? Bunun kafasına bir çuval geçirin, öyle getirelim. Çuvalı geçirdik. Bizim işte emniyet özel uçağıyla gönderdi. Bizim emniyet uçağımız operasyonel bir uçaktır yani. Bu tip operasyonlar yani. Sırbistan İçişleri Bakan Yardımcısı sizin yakaladığınız teröristten kendi ülkesinin vatandaşı korkarak mı aldı? Öyle oldu. Sonra kendi uçağımıza koyduk, onu da koyduk. Kafasına çuvalı geçirdik, gönderdik. Sonra biraz sonra resmi gelecek bakın. Yakaladığımız bu, diğeri bu. Yani bütün estetik ameliyat yaptırmış. Estetik ameliyat yaptırdıktan sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye gelmiş, yeni bir pasaport almış, yeni bir kimlik almış. Netice itibariyle orada bunun öyle olduğunu görmüşler ve orada bir çatışmada ölmüş. Şimdi biz hiçbir şey yapmıyormuşuz. Jamal Hasanov 2019 yılında İstanbul'da yakalanarak Azerbaycan'a sınır dışı edildi. Mindia Lavaşoğlu Goratse. Bu adamla da çok uğraştım. Yani bu adamla da inanın çok uğraştım. Çünkü bu da sürekli mahkeme kararları aldı. Ve biz bu mahkeme ondan sonra Allah razı olsun yargıya durumu anlatınca bunun ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu anlatınca çünkü iade etmek istiyorsunuz, iade eden ülke almak istemiyor. Ya bunların öyle kolay olduğunu zannetmesin herkes. Ve biz bunları ya geri gönderme merkezinde yüksek güvenli tutuyoruz ya mahkemelerde hapishanelerde tutuyoruz. Sonra Adalet Bakanlığı'na beraber sonra bunu Rusya'ya, Beyaz Rusya'ya sınır dışı ettik. Sonra Mihail Azotov 2020 yılında İstanbul'da yakalandı, Ukrayna'ya sınır dışı edildi. Bunu da Ukraynalılar bizden istediler. Yakaladık. Onlardan kaçmış Türkiye'ye yakın bir zamanda. Hemen haber verdiler. Yakaladık ve sınır dışı ettik. Şanger Ahmadi 2021 yılında İstanbul'da yakalandı. Pakistan'a sınır dışı edildi. İlham Gaziyev 2021 yılında yakalandı. Sınır dışı için şu anda GGM'de bulunmaktadır. Geri gönderme merkezimizde. Yüksek güvenlikle tutuyoruz bunu da. Endari Papanashvili Artvin'de Gürcü yakaladık. Bunu Gürcistan'a teslim ettik. Bütün ülkelerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bazıları almaktan korkuyorlar. Bazıları da alıyorlar. Ama şunu ifade edeyim. Yani yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bunların hepsi bir vesileyle Türkiye'ye iftira atmak için en son Avustralyalı birisini gönderdik buradan. Kıbrıs bize deport etti. Bir uyuşturucu baronuydu galiba. Şimdi bakın orada da bizi bir tezgaha getirmeye çalıştılar. Adamın milyon dolarlarca parası var. Mark Buddle herhalde. Olabilir. Aynı isim. Avustralyalı. Yani evet. Avustralyalı uyuşturucu baronu. Şimdi Kıbrıs bundan kurtulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bize gönderdi. Havalimanında duruyor. Adamın başına 7 tane avukat duruyor. Ya burası bir tabii hukuk devleti aynı zamanda. Demokratik bir devlet. Yani müracaat ediyor ilgili kurumlara. İşte beni burada haksız tutuyorlar, hukuksuz tutuyorlar. Burada tutamazlar. Biz adamı günlerce tuttuk. İki defa uçak kiraladık. Bunu da Türkiye ilk kez duyuyor. 400 bin dolar bu adamı göndermek için uçak kiraladık. Avustralya'ya. İki uçak da iptal oldu. Sonra Avustralya'ya niye iptal kendi oldu? Bilmiyorum neden iptal oldu. Kendi iki tane uçağımızı bir uçağımızı, emniyet uçağını yedi yere kondurmak suretiyle bu adamı Avustralya'ya gönderdik. Avustralya Adalet Bakanı'nın muadili olan kimse işte o havalimanında karşıladı. Bütün Avustralya dünyanın bizim dünyada saklanan en önemli suçlumuzu Türkiye bize gönderdi diye. Sonra burada misyonlarında teşekkürler, bir takım etkinlikler ortaya koydular. Türkiye bu konuda olağanüstü çalışmaktadır. Hem buradan yurt dışına giden insan kaçan kaçaklarıyla, kanun kaçaklarıyla alakalı, hem Türkiye'deki süreçle alakalı ama yeni pasaport alıyor, kimlik değiştiriyor, onu yapıyor. Ya bunların Türkiye'ye giriyor olması bu isimlerin normal bir dolaşım mı? Yani bu artık dünyada sahte pasaport. Bizimkiler de onlara gidiyorlar. Sahte pasaport haliyle girilebiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizimkiler de onlara gidiyorlar. Önemli olan biz bunlar konusundaki irademizi ortaya koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Peşinde miyiz? Peşindeyiz. İlişki yapıyor muyuz? İlişki ortaya koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Ve bütün bunları Türkiye için yaşanmayacak bir yer olduğunu göstermeye çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Alıyoruz.
geri gönderme merkezine koyuyoruz, alıyoruz, hapishaneye koyuyoruz, alıyoruz, deport ediyoruz, alıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Şu anda da peşinde olduklarımız var. Hapishaneye koyduklarımız var. Yani Türkiye'yi, yani Türkiye'de suç ve suç unsuru yok mu? Suç ve suç unsuru var. Bunların peşinde değil miyiz? Bunların peşindeyiz. Türkiye'ye bir şekilde farklı bir yolla, kaçak bir yolla girip bu konuda olanların da peşinde olduğumuzu, peşinde olacağımızı, buna fırsat vermediğimizi, bahsettiği kişileri de yakalayıp bizim kendi ülkelerine deport ettiğimizi, orada hapishanede kaldıklarını, özellikle Vukotiç 18 ay orada hapishanede kaldı. Sonra estetik ameliyatı oldu. Kendini değiştirdi. Türkiye'ye geldi. Yeni bir pasaport aldı. Ötekisi mahkemede ismini değiştirdi. Ha, böyle bir bilgi sahibi değiliz. Yani onun mahkemede orada ismini değiştirdiğini, ondan sonra Türkiye'ye farklı bir pasaportla gelip gidebileceğinin bir vesileyle olduğumuz zaman, bununla ilgili istihbarat aldığımız zaman, ilgili ülkeyle işbirliği kurarak bunları hemen deport ediyoruz. Türkiye bu konuda herhangi bir açık bırakmayan bir ülke. Sayın Bakan. Bu diyelim ki bir asayiş olayı, bir organize suç olayı. Yani bu olay burada Türkiye gereğini yapıyor. Bu olayın Türkiye'de emniyetle jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu kaçakçılığını cari açığı kapatmak için ne olmasa ne ilgisi var? Bunu yapmış, gereğini yerine getirmişiz. Ne işi var? Bunu biz açıklamışız. Bunu başkası açıklamamış ki. Bunu biz yakalamışız. Ötekisini biz sıkıştırdığımız için yurt dışına kaçmış. Biz onu orada yakalattırmışız. Devlet bütün gücüyle dünyanın her tarafında çalışıyor. Ya Allah razı olsun, bunlarla ilgili bu adımları Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz atıyor. Bu açıdan memnunuz diyeceğine tam tersi. Ya o zaman biz suçluyuz. Yakaladığımız 21 ton eroin için suçluyuz. Niye? 21 ton eroin yakalanmaması lazım. Böyle bir mantık söz konusu mu? Şu 2017-2018'deki bütün maddeleri yerine getirdiğimiz için biz suçluyuz. Biz en iyi narkotik polisi anne yaptığımız için suçluyuz. Biz sadece onu yapmıyoruz ki. Bakın şurada, şu nedir narkolog? Türkiye'de son 3 yıldır yapılıyor bu. 150 bin kişiye kadar bunu uyguladı. Diyor ki efendim 10 yaşındaki çocuklar başladı. Adam Allah çarpar ya. Ha böyle bir uyuşturucu yaşı kaç şu an? Söyleyeceğim. Sen nereden biliyorsun peki? Ne yaptığını da biliyorsun. Hangi biri elinde var? Neyin var elinde? Biz şu anda Deniz Bey. Bu arada süremiz de daralıyor. Birkaç sorun tamam. da var. Kapatacağım. Onları da sormak istiyorum. Hem belediyeler konusunda hem sığınmacılar konusunda çok soru gelmiş. 2022'de biz yeni bir yönteme başladık. Şu işleri üst üste yaptık. Bir, bizim narko timlerimiz 2015'te 11 ildeydi. Şurada var. Şunu 2017'de yaptığımızda 15 ildi. Sonra 29 ile çıkardık. Şimdi 81 vilayette. Eğer biz bugün narko olan projesi yapıp basıyorsak, Türkiye'de bu kadar büyük uyuşturucu yakalıyor isek, bunun karşılığıdır. Narko timlerimiz var. Narko alan projesi uyguluyoruz. Alanı kapatıyoruz. Ve günlerce o alanda uyuşturucu satıcılarından o alanı arındırmaya çalışıyoruz. Bu birçok vilayetimizde şu anda uygulanan bir proje. İstanbul'da başta uygulanan bir proje. İki, narkolog projesi yapıyoruz. Nedir narkolog projesi? Yakaladığımız uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarını gönüllülük esasına göre 70'in üzerinde soruyla diyoruz ki bunlara cevap ver. Kaç yaşında başladın? Nerede başladın? Sana kim tavsiye etti? Mesela en çok tavsiye eden arkadaşlar %78'de. Biliyorsunuz değil mi? Bir kişiye uyuşturucu tavsiye eden arkadaş. Benim çocuğum yapmaz demesin onun için kimse. %78 peki, arkadaş peki, tavsiyesi. Peki ebeveynin var mı? Ailen var mı? Bakın. Ailen var mı? %90'ın ailesi var. Uyuşturucu kullananların. Annen var mı? %85-86'sının annesi var. Yani aslında peki, hani normal, yaşında, hep şey derler ya böyle yanlış parçalanmış ailelerin, işte ebeveynleri olmayan ailelerin çocukları, ebeveynleri olmayanların çocukları, işte annesi babası olmayanlar, doğru. ailesi çevresinde kimse olmayanlar uyuşturucuya başlar. Doğru. Olayı bu, tamamen yanlış doğru bilgi. Mu? Yanlış. Peki neyle başladın? Merak %38. Ya yani mesela 2021'de %34'müş. Özenme %18'miş, %19 olmuş. Şimdi
Kişisel sorunları nedeniyle %14. Arkadaş ısrarı %15. Yani arkadaşın temin etmesi ayrı, ısrarı ayrı. Şimdi peki nerede kullanıyorsun? Şimdi o rakamı söylüyor. Evinde kullanıyormuş diyor. %45 evinde kullanıyor. Peki metruk binalarda %27. Daha önce %28'miş. Arkadaşın evi %8.6. Arabası %8. Aslında herkesin şimdi, merak ettiği konu efendim. Sayın Kılıçdaroğlu 10 yaşına mı düştü? Biz söyleyeceğim arkadaş, söyleyeceğim. Merak ediyoruz. Sabırlı ol. Şimdi burada peki biz bu narkoloğu yapıyoruz Deniz Bey. Ne yapıyoruz buradan? Biz buradan politika seti oluşturuyoruz. Biz uyuşturucu kullananları nasıl engelleyebiliriz? Elbette ki rehabilitasyon merkezlerimiz var. 2 katına çıktı. Elbette ki Yeşilay yedamlarımız var. Türkiye'nin 81 ilinde olduğu. Bunlar hep yeni gelişmeler. Peki ne yapmamız lazım? Demek ki annelerden çocuklara ulaşmamız lazım. En iyi narkotik polisi anne projesini başlattı. Ve birebir, yani normal 5-6 milyon insana her yıl ulaşıyoruz. Ama birebir 1 milyon 100 bin anneye ulaştık bu yıl. Daha bitmedi yıl. Bizzat bunlara ben de katılıyorum. Arkadaşlarımız yapıyorlar. Ve bir eğitim genelgesi, eğitim sistematiği hazırladık. Peki ikincisi, kendi evinde kullanıyorsa annelerle ulaşırım. Metruk binalarda hatırlarsanız bir tartışma oldu. Ben yıkın arkadan gelsin dedim, beni linç ettiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii tabii hatırlıyoruz. Şimdi ben orada aslında hukukun bize verdiği imkanı kullanın demek istedim. Sizin öyle manşet başlıklarınız var, bacaklarınızı yani, kırın. Ben onu söylüyorum, söylemeye devam ediyorum. Bacaklarını kırın dediğimiz zaman bu ülkede 941 kişi ölüyordu uyuşturucudan.